Merhaba Pokemon dostları, Pokemon ustalarının buluşma yeri Pokemon Master'ın yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. PMN 2019 yaz turnuvası 5. hafta sonuçlarıyla ve puan durumuyla sizlerleyim. Biliyorsunuz PMN yaz turnuvasını takip etmek istiyorsanız bu videoları sizin için çekiyorum. 5. hafta karşılaşmalarını hemen şöyle görelim arkadaşlar. Sonuçları sizlere aktararak başlayalım. Daha sonra puan durumlarını göreceğiz. Yavaş yavaş da gruplarda kimlerin artık üst tura çıkacağı da belli olmaya başladı. Melemele grubu ilk grubumuzda 5. hafta sonuçlarında King Deoxys ile Redburn'un geçen hafta derbi maçı demiştim hatırlarsanız. Güzel bir maç olmuş. 6-5 King Deoxys kazandı ve yani namağlup serisine devam ediyor. Redburn'un de geçen yıla göre performansının düştüğünü görüyoruz. Yani daha iyiydi sanki geçen yıl. Hatta bizi elenmişti hatırlarsanız çeyrek finalde. Yarı finalde elenmişti diye hatırlıyorum. Yine bakalım, umarım yükselir. Yani kendisini görmek isterim. Greninja TR Bayrikun 6-4 Bayrikun'un galibiyetiyle sona erdi. Bayrikun da bu yılın flash yani sürpriz ilk katılımında gerçekten güzel şeyler yapan bir arkadaş. Arda Erdin Parzival maçı Hükmen galibiyetle sona erdi. Arda Erdin 6-0 kazandı. Remengar Cenk maçını da yine Hükmen galibiyetle Remengar'ın kazandığını görüyoruz. Bu hafta Hükmen galibiyetler bir aylık vardı yani. Puan durumuna baktığımızda Melemele grubunda 5 hafta sonunda 5 maç sonunda King Deoxys'in bütün maçları alarak artık garantilediğini görüyoruz 15 puanla. Bahrikun 12 puanın hemen arkasında, Arda Erdin de 10 puanla geliyor. İlk 3 belki bu şekilde olur bilemiyorum ama 4. Remengar mı, Redburn mü, Greninja TR mi hep birlikte göreceğiz kimin olacağını. Belki daha yani yukarıdaki sıralama da değişebilir. 2 maç kaldı, hep birlikte göreceğiz ama şu an için Remengar'ın Redburn'un önünde yer aldığını görüyoruz. Diğer gruba geçiyorum. Bizim de yani içerisinde yer almış olduğumuz Akala grubunda 5. hafta sonuçlarında Blaziken Baba Furkan Kopuz'u 6-0 mağlup etti ve 4 puanın sahibi oldu. Kerim Uğur Emirhan maçı 0-0 sona erdi. Bu nasıl oldu diyeceksiniz. Hem Kerim hem Emirhan maça çıkmadı. İkisi de maça çıkmadı. Bu nedenle ikisini de 0-0 yapıp hiçbir puan vermeden haftayı tamamlamalarına karar verdim. Eastwind Quartz maçında Eastwind'in 6-0'lık galibiyetini görüyoruz yine ve yine 4 puan aldığını görüyoruz. Bu ikisi benim yani üst sıralardaki rakiplerimdi. İkisinin de 4 puan alması benim için iyi olmadı açıkçası. Ve son maçta da biz Eagle Six'te karşılaştık. Videosunu izlemişsinizdir belki. 6-4 kazandık maçı. Puan durumuna baktığımızda Akala grubunda Blaziken Baba ve Eastwind'in artık garantilediğini görüyoruz yani gruptan çıkma işini. Yani bu hafta 4 puan alarak ikisi de zaten yani garantilemiş oldu. Ben hemen arkalarından geliyorum. 9 puandayım. Artık onları geçme şansım çok çok az yani. Belki 2 maçımda 6-0 kazanırsam yani belki diyorum. Ama önemli olan gruptan çıkmak, 3. de olmak yeterli. Quartz, haftaya Quartz'da oynayacağım. Kendisi 9 puanda. Zaten haftaya ikimizin maçı da 3.'yü belirler gibi duruyor. Eagle Six ve Emirhan'ın belki şansı azaldı ama Eagle Six'in hala devam ediyor şansı. Emirhan, Furkan Kopuz ve Kerim Uğur'un da şanslarının azaldığını görüyoruz grupta arkadaşlar. Ula Ula grubuna geçersek, Ula Ula grubunda 5. hafta sonuçlarında Flyhyper'ın bay geçtiği hafta Legendary Marshadow of Error TV karşılaşması 6-3 Error TV'nin galibiyetiyle sona erdi ve Error TV galiba sadece ilk hafta yenilmişti. Evet, ilk haftaki yenilgiden sonra galibiyet serisine devam ediyor. Mossmore Colonel maçında Mossmore'un 6-1'lik galibiyetini görüyoruz ve Moonstar Milestone maçında Milestone'un 6-3'lük galibiyetini görüyoruz ve Milestone'un yine sürprizler yaptığını grupta görüyoruz. İlk defa mı katılıyor bilmiyorum. Bu isimle ilk defa katılıyor sonuç olarak ve güzel işler çıkarıyor. Ula Ula grubundaki puan durumuna bakarsak Milestone maç eksiğiyle lider durumda arkadaşlar. Maç eksik olmasına rağmen lider. Error TV yine aynı puanda ama bir maç fazlayla geliyor 12 puanda. Yani bu gruptan da Milestone ve Error TV'nin çıktığını artık söyleyebiliriz. Legendary Marshadow 9 puanda avantajını sürdürüyor tabii ki. Mossmore Moonstar, daha doğrusu Mossmore'un İlk 4'e girme ihtimali biraz daha fazla ama Moonstar ve Colonel'in de hala şansı devam ediyor burada. Çünkü maç eksikleri de var bir taraftan. Flyhyper bu hafta bay geçti ama onun da şansının azaldığını hatta belki de bittiğini söyleyebiliriz.
Son grubumuza bakıyorum. Pony grubunda ise Rainbow Wings'in bay geçtiği bu haftada Hayred'in Genius Place'e 6-0 yenildiğini görüyoruz ki herhalde bu haftanın en sürpriz, en böyle şaşırtıcı sonucu oldu. Hayret çok iddialı, liderle oynayan, bugüne kadar da bütün maçlarını kazanmış biriydi. Geçen senenin finalisti hatırlarsanız. 6-0 Genius Place'e yenildi. Genius Place de o 2017 yaz turnuvasındaki günlerini böylece bize hatırlatmış oldu. 6-0 kazandı. Kaptan Flygon'un lider Hupa'yı 6-3 yenerek Hayret'le olan mücadelesinde bir adım öne geçtiğini görüyoruz. Uğur Aslan Aykut Suke karşılaşmasında Aykut Suke'nin 6-1'lik galibiyetini görüyoruz. Pony grubundaki puan durumuna baktığımızda ise Kaptan Flygon'un 4 maçın 4'ünü de alarak 12 puanla lider olduğunu görüyoruz. Genius Place bir anda ikinciliği Hayret'ten kapıyor. Neden? Çünkü 6-0 kazandı. 4 puan birden aldı ve Average de şu an Hayret'in önüne geçti. Tabi Genius Place'in bir maç fazlası var. Hayret'in 4 maçı var. O da 10 puanda. Galiba bu üçlü bu gruptan çıkmayı garantiledi gibi diye düşünebiliriz. Dördüncü çıkan kim olacak? Lider Hupa mı, Aykut Suke mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Rainbow Wings'in de küçük bir şansı devam ediyor. Gruplarda ve puan durumlarında söyleyeceklerimiz bunlar. Hemen gelecek haftanın maçlarına da bakarak videomuzu sonlandıralım. Gelecek hafta, yani 6. hafta maçlarında King Deoxys Cenk ile oynayacak. Parzival Remnga ile oynuyor. Bahrikun Arda Erdin ile oynuyor. Ve Redmurn'un Greninja TR ile oynadığını görüyoruz. Güzel maçlar olacak. Haftada muhtemelen gruplar artık yavaş yavaş şekillenir. Bizim grubumuzda Furkan Kopuz Eagle Six ile oynayacak. Eagle Six için son derece önemli bir maç çünkü çıkma şansı bu maça bağlı. Quartz PMN bu maç üçüncüyü belirleyecek arkadaşlar. Kim üçüncü olacak? Biz kazanırsak biz üçüncüyüz. Quartz kazanırsa Quartz üçüncü olur. Emirhan SS Esmint ile oynayacak. Blazing Baba da Kerim Uğur ile oynayacak. Bu maçlar nasıl çok bir önemi kalmadı gibi. Çünkü ilk ikisi de çıkmayı garantiledi gibi duruyor arkadaşlar. Ula Ula grubundaki 6. hafta maçlarına bakalım. Legendary Marshadow'un bay geçtiğini görüyorum. Error TV Milestone, evet, grubun derbi maçı geliyor arkadaşlar. Bu maçı alan zaten lider olur gibi duruyor. Colonel Moonstar, Flyer Hyper, Mossmore maçları oynanacak. Bakalım neler olacak, merakla bekliyoruz. Özellikle Error TV Milestone maçını bekliyorum. Pony grubunda ise Aykut Suke, Rainbow Wings, Lider Hupa, Uğur Aslan ile oynayacak. Hayret Kaptan Flygon maçı. Evet, bu hafta gerçekten ilginç bir haftaymış. Hayret ile Kaptan Flygon maçının galibi de geçen yılın final maçıydı bu, hatırlarsanız. Yine grubun liderini belirlemiş olacak diye düşünüyorum. Genius Police'in bay geçtiğini görüyoruz bu hafta. Evet arkadaşlar, güzel maçların oynanacağı, ligin artık yavaş yavaş şekilleneceği maçlar olacak. Bakalım hep birlikte skorları göreceğiz. Biz de kazanmak için oynayacağız tabii ki. Neler olacak? PMN 2019 yaz turnuvası büyük çekişmeyle devam ediyor. Gelecek maçlarda görüşmek dileğiyle.